Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri, Bursa yerel basın olarak Osman Gazi'de bulunan Nar Halı Yıkama İşletme sahipleri Mustafa Bey ve Serkan Bey ile birlikteyiz. Mustafa Bey merhabalar, nasılsınız? İyi, sizler nasılsınız? Sağ olun, bizler deyiz. Serkan Bey sizler? İyiyim çok şükür, siz nasılsınız? Çok sağ olun. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için bizler çok teşekkür ederiz sizlere. Sektörde yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli Bursa halkına sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Mustafa Bey sizle başlayalım. Mustafa Berberoğlu kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Benim sektöre girişim 2015'te başladı. Hı hı. 2015'ten beri devam ediyoruz. Serkan Bey'de 2 senedir ortaklığımız var. Güzel. O şekilde devam ediyoruz. Mustafa Bey'e soracaksanız 83 doğumlu Bulgaristan göçmeni. Güzel. Yani bu işe özel bir ilginiz vardı muhtemelen. Bölgede de bir eksiklik gördünüz. Bölgede bir eksiklikten ziyade tekstille uğraştığım için daha önce hani biraz yatkın olduğum için bu halı sektörüne o şekilde süper. Halı sektörüne girmiş oldum. Süper. Peki Serkan Bey, sizler sektöre girişiniz nasıl oldu? Memnun musunuz? Yeni bir sektöre atıldınız. Ya benim sektöre girişim 2017'de oldu. Hı hı. 2017'de benim samimi bir arkadaşım vesile oldu bu sektöre girmemde. Hani kendi işimi yapmak istiyordum. O sebep oldu. Güzel bir ortaklık, güçleri birleştirerek. 2 sene önce de işte Mustafa Bey ile güçlerimizi birleştirerek kaliteli hizmetlerle devam ediyorsunuz. Süper. Peki dışarıdan buraya bilmeyen bir misafirimiz geldiğinde Mustafa Bey ne gibi hizmetler alabilir Nar Halı Yıkama'dan? Nar Halı Yıkama'da alabileceği hizmetler halı yıkama, kol perde yıkama, yorgan yıkama, koltuk yıkama, araç koltuğu yıkama. Güzel. O tarz hizmetleri verebiliyoruz. Süper. Peki genel olarak biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. Bir de işin içine halı yıkama girince daha da önem arz ediyor. Birçok detay var çünkü. Karşılıklı güven de önemli. Bu işin incelikleri nelerdir Serkan Bey? Sizlerden dinleyelim. Bu işin incelikleri bir kere hani otomatik makinalarda yıkandığı için bu makinaların bant hızları oluyor. Evet. Bant hızlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Kullanılan ilaçlara dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. Hani pek çok kimyacı var ve pek çok ilaç var. Evet. Bunlar da tabii kalite değişmekte. Bunlara başlıca önem vermemiz gerekiyor. Süper. Bunların ardından da yapılan işçilik. Tabii en önemlisi de o. Yani başarı tek başına olmuyor tabii. Başarı tek başına olmuyor. Profesyonel bir ekip de var. Evet. Toplam kaç kişilik bir ekibiniz var? Toplam 5 kişilik bir ekibimiz var. Güzel. Herkes işinde. Hani kalite kontrolü bizim halılarda 3 defa, 4 defa, 6 defa oluyor tek halılar. Hani güzel çıkmayan halılar oluyor, tekrar tabii. Yıkanıyor, hani bakılıyor, beğenilmedi, tekrar yıkanıyor. O şekilde o sırada da müşteriye haber veriliyor. Güzel. Hani halınız şu şekilde yıkandı. Hani bilginize diye. Hizmet takibi yapıyorsunuz. Tabii, tabii. Peki bu aşama nasıl ilerliyor? Mesela ben merak ediyorum. Halı yıkatacağım ve sizlere ulaştım. Aracınıza sizler gidip alıyorsunuz. Evet. Yani bu aşamayı biraz anlatabilir misiniz bizlere? Serkan Bey bahsedeyim. Müşteri bize iletişime geçiyor. Biz servisi bölge bölge ayırıyoruz. Evet. İşte gün veriliyor. Hani alım günü gelince kapıya gidip halılar alınıyor. Halılar alınıp tesise getirildikten sonra öncelikle tozları alınıyor. Tozları alındıktan sonra otomatik makinalarda tabii halı cinsine göre bazı halılar çünkü otomatik makinalarda yıkanmıyor. Ayrı bir işçilik gerektiriyor. Otomatik makineye veriliyor yıkama için. Yıkamadan çıktıktan sonra sıkma işlemine tabi tutuluyor. Sıkıldıktan sonra halı kontrol masasını alıp bizim firmamızda direkt askıya geçilmiyor. Kontrol masasına alınıyor öncelikle. Lekeler var mı yok mu kontrolleri sağlanıyor. Lekeler varsa lekelere müdahale ediliyor. Eğer tekrar yıkanması gerekiyorsa tekrar yıkama işlemine tabi tutuluyor. Ondan sonra askıya gidiyor. Askıda 5 ila 7 gün arasında bir hafta teslim süresi veriyoruz genelde. 5 ila 7 gün arasında kuruduktan sonra paketleme masasına alınıyor. Paketleme masasında o sıra gene tekrar kontrol ediliyor. Kontrol ediliyor. Solvent bazlı leke sökücülerimiz var. Evet. Kaç çeşit. Lekeler varsa gerekli lekelere tekrardan müdahalede bulunuyor.
Parfümlenip paketleniyor. Eğer çıkmayan leke varsa da zaten halının köşesine uyarı yapıştırılıyor. Hani halınızda detaylı uğraşılmasına rağmen çıkmayan leke vardır diye. Poşetlenip servise yükleniyor. Müşteri herhangi bir sürprizle karşılaşmıyor bize. Güzel, yani bilgisi oluyor aslında tamamen. O da belki de kendi de farkında peki. Bu şekilde hizmet sağlıyorsunuz ama siz ekstra bir ücret almadan tabii ki lekeyi çıkarmaya çalışıyorsunuz. Çıkan lekeler de oluyor aslında ama müşterinin belki haberi yok. Ekstra bir deterjan kullandığınızın, kaliteli deterjan kullandığınızın. Peki sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medyalarınızı söyler misiniz Serkan Bey? Bursa.naralıyıkama.com web sitemiz mevcuttur. Google'da da Naralı Yıkama Bursa yazdıklarında çıkıyoruz. Yine adres iletişim bilgileriniz orada yer alıyor. Sizlerden sözlü olarak da iletişim bilgilerinizi de alalım. 535-265-0542 numaralı telefondan ulaşabilirler. Süper. Facebook, Instagram hesabınız nedir? Naralı Yıkama Bursa olarak iletişime yazdıklarında ulaşabilirler. Süper. Ben tabii son olarak buradan sizi tercih eden Bursa halkına söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Teşekkür mahiyetinde Mustafa Bey. Halılarımız emin ellerde. Güzel, bu sloganla seslenmiş olalım aslında. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem Bursa halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet verirsiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. İşimin uzmanıyım.